Yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Ben zaten bu kararı ilgi tutarak 4. gündemi oluşturdum. Bir çözüm noktası olarak Pazarkule en yakın lokasyonda bulunuyor. Pazarkule tabi Edirne için çok önemli bir kapı aslında. Şehre çok yakın, çok rahatlıkla giriş çıkış yapılabilecek hem bizim vatandaşlarımız için hem de Balkanlardan buraya gelecekler için önemli bir kapı. Ben zaman zaman Bulgarlarla, Yunan meslektaşlarımızla toplantılara katılıyorum. Gerçekten ifade ediyorlar, imreniyorlar bizim kapılarımıza, pırıl pırıl, tertemiz, hatta siz mi Avrupa'sınız, biz mi Avrupa'yız diye cümleler duyuyorum kendisinden. İnşallah bu Pazarkule'den sonra mücadelemiz Dereköy'ü de Kırklareli bölgesinde ama hani Edirne'ye yakın hepimiz kullanıyoruz. Orası için de mücadele edeceğiz. Orada da bir takım çalışmalarımız olacak inşallah. Ama öncelikle Ağustos'a yetiştirebilirsek Pazarkule'yi bu sezonda ben şöyle düşünüyorum. Biz 8500'e yakın araç yapabiliyoruz Kapıkule'de. İşte 2500 civarında Hamzabeyli'de. Eğer Pazarkule'de de 1000-1200-1500 bandında bir araç yapabilirsek İpsale ile beraber 10.000-11.000 aracı günlük çıkarabilirsek bizim sezonda biliyorsunuz bu gurbetçi sezonunda çok yoğun trafik nedeniyle Edirne'ye alışveriş için Bulgarlar, Yunanlar vesaire diğer Balkanlardan gelmekte tereddüt ediyorlar. İnşallah bu süreci hızlandırabilirsek o dönemde de onların gelebileceğini, böylece Edirne'ye esnafımıza katkımız olabileceğini de düşünüyorum. Meclis gündemine geçmeden 4 gündem maddeniz var arkadaşlar. Geçmeden önce Kapıkule Gümrükleri Başmüdürümüz Nihat Kınık. Kapıkule'deki yoğunluğun bir kısmını da Pazarkule'ye taşıyacağını inanıyorum. Eğer burada modernize edilmiş, gerçekten görünümü gayet hoş ve nezih gözüküyor. Avrupa'da birçok ülkede böyle bir sınır kapısını göremezsiniz. Yani Balkanları birkaç ay önce siz gezdiniz, gördünüz. Oradaki ızdırabı ne kendi vatandaşımıza ne dışarıdan bize gelen insanlara yaşatmamamız gerekiyor. Bu tür projeler prestij projeleri, ülkemizin, devletimizin prestijini ortaya koyan projeler arkadaşlar. Sadece Edirne'nin değil, o açıdan konuya bu bağlamda bakmak gerekiyor ve belki çok geç kalmış bir proje ama bir an önce buradaki ikili ilişkileri, sınır ticaretini de çok olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Hepinizi başkanımız divanı adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum.